Selamun Aleyküm. Ömer Edik ben. Twitch yayıncısıyım. Yayınlarında daha önce defalarca soruldu. Nasıl ses kasıyorsun? Efendime söyleyeyim. Longtasın, shorttaki sesi nasıl duyuyorsun? Zıp şifle zıplayan adamın sesini nasıl alıyorsun falan diye soruldu defalarca. Ben de söz verdiğim gibi arkadaşlar. Ne yaptım? Bunun YouTube videosunu çekmeye karar verdim bugün. CSGO'da, Valorant'ta, PUBG'de, FPS oyunlarında diğer aklınıza gelebilecek tüm oyunlarda nasıl daha iyi ses kasabileceğiniz hakkında bir kaç ufak ayar yapacağız arkadaşlar. Şimdi size mantığını anlatacağım nasıl olduğunu falan filan. Eğer dinlemek istemiyorsanız ben efendim dinleyemem direkt olarak videoya geçeceğim. Direkt olarak ben uygulamak istiyorum diyorsanız bir sonraki bölüme atlayın hocam hemen. Direkt nasıl yapıldığını görün oradan. Ara ara böyle bilgilendirici videoları da çekmeyi düşünüyorum. Şimdi hocam öncelikle mantığı açıklayayım ben size. Daha iyi bir ses kasabilmek için sesi arttırmanız lazım. E ses arttırınca da ne olur? Efendim söyleyeyim AK sesleri, AVP sesleri. Kulağınızda hayvan gibi yankılanır böyle hayvan gibi patlar pat pat. Kulağınızın içine sıçtırır diğer sesleri duyamazsın. Veya Discord'daki arkadaşlarını duyamazsın. Farklı farklı bir, bir ton şeyler. Şimdi bizim yapacağımız olayla hocam. Sesi arttırdıkça ayak sesini duyamazsınız ya mesela çok fazla ateş edildiği zaman ateş edilirken. Bizim yapacağımız olayda bası arttıracağız. Yani düşük sesler biraz daha yüksek çıkacak. Yüksek seslerini kısacağız. Yani AK sesi gibi, AP sesi gibi yüksek sesleri kısacağız. Yani ne yapacağız? Dengeledik. Alttaki ve dengelemiş olacağız. Böylece nasıl, ne olacak? Ayak sesleri daha çok duyup mermi sesleri birazcık daha azalacak. Affedersiniz hocam kulağınız... Şimdi hocam nasıl yapacağımıza gelelim bu işe. E, bu dediğimiz olay her kulaklıkta olmuyor. Ben... Daha öncesinde HyperX Cloud 2 kullandım. Cloud 2'de mesela sesler acayip kısıldı. Onda mesela yeteri kadar verim alamadım o kulaklıkta. City Series RTX 3 kulaklıkta denedim. Onda da yeterince verim alamadım mesela. Onun sesleri acayip kısıldı. Hiçbir şey duyulmadı. Onu da geri iade ettim. Cloud 2'yi de iade ettim. Ama Game Power'ın her kulaklığı... Bakın bu arada reklam falan almadım. Takipçim bir şeyim yok. Reklam falan almadım. Daha bir bok değilim yani. Game Power'ın her kulaklığını denedim. Game Power'ın her kulaklığında oldu bu yaptığım olay. Ee, ama diğer kulaklıklar hakkında söz veremem. Şimdi her kulaklıkta olmuyor dediğim gibi. Ama siz yine deneyin. Denemesi bedava yani. Herkesin bilgisayarında aynı özellik var. Bu Windows'ta alakalı. Windows'tan yapacağız bu ayarı. Herkeste var yani bu özellik. Siz bir deneyin. Ama bu ayarları yaptıktan sonra sesler birazcık kısılıyor. Yani Windows sesleri, Chrome sesleri yani izlediğiniz videolardır sesleri azalıyor. Sizin Windows sesini normalden biraz daha yüksekte tutmanız lazım. Yani 50 ise Atıyorum 80'e getirmeniz lazım. Ve bunu yapmanıza rağmen hala seslerse düşük geliyorsa o zaman bunu yapmanızın hiçbir faydası yok. Yani benim HyperX Cloud 2'de yaşadığım problem buydu zaten. Bu ayarlar HyperX Cloud 2'de yapılıyor ama ses yeterince gelmiyor bana yani ses az geldiği için sesi daha fazla arttıramadığım için bu yaptığım ayarlar HyperX Cloud 2 ve SteelSeries e, RTX 3'te olmadı. Kulaklıkları mecburen geri iade etmek zorunda kaldım. Şimdi hocam olaya geçelim nasıl yapacağımızı. Yapacağınız işlem çok basit hocam. Bunu her yerde göremezsiniz. Bakın ben daha herhangi yapan birini görmedim. Buraya e, tıkladık hocam. Sağa tıkladık. Hoparlöre sağ tıkladık. Ses düzeyi karıştırıcısını aça tıklıyoruz bakın. Açtık. Bakın arkadaşlar şu resme, hoparlör resmine, sizde kulaklık olabilir bu resim. Fark etmez. Ben de bakın USB FC bilmem ne yazıyor. Benim kulaklığım bu olarak geçiyor bende. Resmine tıkladım. Varsayılan bu zaten Şöyle bir ekran açılıyor hocam. Hoparlör özellikleri diye. Genel, düzeyler, enşimals, gelişmiş, uzamsal siz. gelelim hocam. Normalde sizde bu şekildedir. Hiçbir işaretli değildir. Buradan hocam bas busa basıyoruz. Bas bu dediğimiz olay ne? Yani bas seslerini arttırıyor. Yani bas sesinden kastımız da mesela AK mermisiyle sıktığınızda çıkan sestir. AP mermisiyle sıktığınız, her türlü silah sıktığınızda çıkan sestir bu. Ve e, ayak seslerini de bas olarak aldılar. Yani ayak seslerini de bir nevi arttırmış oluyoruz biz bu ayarı yaparak. Ve loudness equalization. Yani yüksek ses dengelemesi gibi bir şey. Türkçe karşılığı En üsttekiyle en alttaki bass boost'a loudness equalization'ı açıyoruz hocam. Bu da ne yapıyor? İlk başta dediğim gibi ayak sesleriyle mermi seslerin dengeliyor. Yani siz ayak seslerini daha net duyacaksınız. Ve mermi sesleri kulağınızın içine kadar girmeyecek. Ondan sonra uygulaya basıyoruz tamam diyoruz. Bunu yaptıktan sonra Discord'dan ses almayabilirsiniz bakın arkadaşlarınızdan. Duymuyor olabilirsiniz. Discord tekrar kapatıp açmanız veya bilgisayarı yeniden başlatmanız sizin için daha iyi olur. E bu ayarları oyuna çıkken yaparsanız oyundan da ses alamazsınız. Oyunu da tekrar kapatıp açmanız gerekebilir. Ondan sonra hocam CS:GO oynamak istiyorsunuz, başka oyun mu oynamak istiyorsunuz. Girin bakın test edin. Nasıl olmuş? Şimdi bunu bir CS:GO'da test edelim. Ve CS:GO'da kutuların üstüne şittiz zıplarken mesela çok küçük böyle ince bir rüzgar sesi gibi bir şey çıkar. Böyle fıt Böyle fıt diye bir ses çıkar. Ama o sesi çoğunuz bilmezsiniz mesela çünkü çoğu insan bilmiyordur emin olun. O sesi de bu ayarlarla çok daha kolay alabilirsiniz. OBS o sesi algılıyor. Bakın onu da size şöyle göstereceğim şimdi. OBS'in ses ayarında gözüküyor. Yani oyun şu an benim bilgisayarımda bir ses olduğu zaman o yeşil çubuk hareket ediyor. Tam ben zıplarken yeşil çubuğun hareket ettiğini göreceksin. Orada bir ses çıkıyor yani zıplarken böyle bir küçük bir rüzgar sesi çıkıyor. Bu yaptığımız ayarla o sesi daha kolay alacaksınız arkadaşlar. Ee, atıyorum. Mid, mid orada bekliyorsunuz. Pustunuz. Ve midden Xbox kutusuna bir tane adam shift, shiftle CTRL'e basarak zıplıyor mesela tamam mı? O rüzgar sesini alıp arkadaşınıza info verebileceksiniz arkadaşlar artık. Shift'le gidiyorum. Şu an bir ses vermem. Zıpladığımda çok ince bir rüzgar ses çıkacak. Onu OBS'ten göreceksiniz şimdi. Susmam lazım. Gördünüz mü? Çok yeşil yandı. Siz de zaten biraz daha dikkatli dinlerseniz sesi biraz arttırırsanız duyarsınız. Ama yaptığım ayarlarla çok da fazla arttırmanıza gerek yok. Oyunun sesini en yüksek tutabilirsiniz arkadaşlar. Windows'unuzdan kısarsınız sesini. Ben 52'de kullanıyorum. Kulaklığım Game Power Ranger arkadaşlar. Dediğim gibi Game Power'ın her kulaklığıyla bu ayarları yapabilirsiniz. Ama başka kulaklıkları da denemek lazım. Siz deneyin. Hangi kulaklıklarla oluyor olmuyor aşağı yorumlara yazıp diğer arkadaşlarımızı da bilgilendirebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.